Arkadaşlar nereye gidiyoruz bilin bakalım. Konya yolu gözüktü. Konya yolu gözüktü. Konya yolu gözüktü. Namık Ekim'de bilmem Derya ile bir alakası var mı onun? Var. Öyle mi? Sallıyorsun şu an. Nasıl? Ne alakası var? Reklamlarına çıkıyor. Öyle mi? Belki. Namık Ekin Derya. Ya o bir şey yapmıştır o ya. Yo, baya bir anlaşmış bunlar. Ne yapmışlar? Türk silah sanayinin, özellikle tüfek sanayinin devlerinden Derya'nın MK-12 tüfeğini tanıtacağız bugün. Milyon parça üretmektedir. Ve çarptığınız zaman filan çok deri ve sünger kaplı, korumalı. Bunu Türkiye'de böyle satamazlar ama silencer var. Gördüğünüz gibi bir yapısı var. Bundan Kompensatör başka takabilirsin de yan Namık tarafa baksın Reis. ve orada kimse olmasın. Bir devreye girip atışa geldiğiniz zaman düşmana, yani hedefe nişan alıp atmadan bu parmak içeri tetiğe girmesin. Tetik koruganın üzerinde olsun muhakkak. Atış tekniklerinden de bir tanesi aşağıda duruyor bakın. Bir tanesi yukarıda ve bu omuz çukuru, göğüs çukurunu ayarladığınız zaman silah her yerden mengeneye sıkışmış gibi tutulmalı. Bazen böyle tutarlar. İşte bazen böyle alırlar. En güzeli zaten gez ve arpacık hareket edilebilen kalkan şey. Ben Amerikalı aynasızın yalancısıyım. Bu tutuşa yanlış diyor o. Amerika'da da bu tutuşa yanlış diyorlar. Hatta bunun bir adı var. Chicken wing diyorlar buna. Amerika'da. Abi aman. Ben onun yalancısıyım. Ben onun yalancısıyım. Amerikalı aynasızla kapışsınlar. Bunun adı Chicken wing Amerika'da. Ben karışmıyorum. Bana ben abi müsaadenizle. Yani ben de böyle tutuyordum. Kol çıkık, yüksek. Benle dalga geçti Amerikalı aynasız. Dedi ki o dedi inecek dedi. Sonra birkaç tane videoda karşılaştım. Bununla dalga geçiyor. Böyle tutanlara chicken wing diyorlar Amerika'da. Dayı sat ne demek biliyor musun? Abi biliyorum. Yani hani bu adamlar bordo belediye falan. Hadi çocuklar hadi siz de şöyle geçin falan diyen adamlar bu arada. Yani hadi çocuklar siz devam edin. Biz sat falan. Yani öyle adamlar bunlar ama. Bana Amerikalı aynasızı söyledi. Bu tutuşun inanılmaz yanlış olduğunu bana söyledi. Zaman silah her yerden mengeneye sıkışmış gibi tutulmalı. Bazen böyle tutarlar, işte bazen böyle alırlar. En güzeli zaten gez ve arpacık hareket edilebilen kalkan şekilde. Eli aşağıdan hani sacak ayağı gibi üçlü spotterları var, onlardan koyacağınıza siz bu eli aşağı koyuyorsunuz. Omuz çukuruna ayrıldıktan sonra burada elin aşağıda olmasına sebep omuzla biceps kasını, kol kasını beraber kullanmak.
Ama bazen böyle yaparlar. Burada yalnız omuz tutuyor ve kilitlenmiyor silah. Bakın gevşek. Burada da bazen böyle yapılır. Mümkün olduğu kadar omuzla göğsün bağlantı yeriyle el aşağıda mengene gibi kapadınız ve yaslanın silahı. Ondan sonra nişan aldıktan sonra bu parmak artık tetiğe gelebilir. Ve tetiği birdenbire hızlı çekmeyin. Boşluğunu alın yumuşak. Boşluğunu aldıktan sonra kendi atacaktır zaten. Emniyeti burada. Benim tetim çok kötü. Ben kötü eziyorum tetiği. O yüzden canik tabancaları bana çok uygun mesela. Kuşak farkı da... Abi tabii canım, şimdi kuşak farkı... Her şey değişiyor arkadaşlar. Yani şimdi mesela şey, eskiden diyorlardı ki... İşte bu holoskopları falan filan kullanmak, tembellik vesaire, aptallık, nişancılığı alıyor götürüyor falan diyorlardı. Ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki combat sırasında işte bu hololar, red dotlar falan çok büyük avantaj sağlıyor. Yani çünkü sen combat sırasında vuracağın hedefe bakıyorsun. Yani orada işte gözümü kısayım, bir, ya sniper mınayper değil, sen ayrı mesele de. Yani şunu fark ediyorlar yapılan araştırmalarda. Hololar, red dotlar iki göz açıkken targete, işte ne denir ona, yani o hedefe değil de vuracağın hedefe baktığın sahnelerde daha çok işe yaradığı kanıtlandı. O yüzden ben mesela o konuda çok açım bence, yani holo molo falan bunlar güzel. Çünkü iki gözün açıkken ateş ettiğinde çok daha farklı bir şey yapıyor. Dur bakayım, chicken wing bulabilecek miyim? Dur bakayım, anlatıyorlar mı? Bak, chicken wing diyorlar. Keep it. Keep your arm down diyor. Bunu chicken wing diyorlar. Mesela bu ne demiş? AR right here, got a pistol grip on it. One thing about pistol grips, rifles like this, it is not a sporter stock. This is, they'll use that same on it. If I were holding a stock like this, the way those tendons align and the way the muscles are, they're a very awkward position. The strength, where here I have a lot more strength if I'm using that sporter stock. Here I have less strength because the way my elbow has to move. If I pull that down, it's like curling a dumbbell or barbell, whatever. There might be a joke in there somewhere. And I'm going to pull this thing. I got a lot more strength pulling that rifle back. Tam Amerikalıların bana öğrettiği tam olarak buydu. Tam şu birleşme yeri ne de değil, göğsün üzerindeki şuradaki kasa koyduruyor o. Amerika'da öğretilen teknik bu. Göğsün üzerindeki şuradaki kasa koyuyorlar. Abi bunu şimdi Twitter'a Cari Sat konusunda bakayım silah. Ben eleştirmedim. Benim tutorum, benim öğretmenim bunun yanlış olduğunu söyledi. Bunun yanlış olduğunu söyledi. Hangisi doğru ben bilmem. Onu sahada savaşanlar bilecek. Çünkü ben de böyle tutuyordum. Bana dedi ki, ona dedi, hayır dedi. Namık Hekim videosu aç, bir de ona söyledi. Var mı atış öğrettiği, var mı? Atış öğrettiği video var, atış şeyi talimi yaptırdığı var mı? Komando okulunda da senin dediğin gibi öğretiliyor şu an. Haydi. Haydi. Sinan Ayşe poldu paş. Testo ile videosu, öyle mi? Dur bakalım. Ama ne, orada tabanca sıkmışlardır abi. Tüfek lazım bize. O
Oğlum tabanca sıkmışlardı. Bize tüfek lazım. Tüfek tüfek. Pinlenen mesajı oku. Neredeki lan? Adam ajan olduğu için sana yanlış tekniği öğretmiş. Tüfek 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 lazım abi. Bu şef hoşdur. Dur oğlum ya, ne şefi şu an ya? Erdal'la videoları var da arkadaşlar, Erdal'la videoları var mı demiyorum. Tüfek videosu var mı diyorum. Tüfek. Son günlerde. Aa dur. Aa. Seksin iki yaşında reis ha. Yemekleri aç lütfen. Ne yemeği lan? Yemek de mi yiyorlar? Amını izlemiştik az önce. Cayır cayır ya. Biraz yaşlandım. Eski hatıralarımı hatırladım. Eski kovboylardan kim kaldı? Eksik olma Derya Lever Action. Adamın asker olduğu o kadar belli ki. Hiç rol yapamıyor reis. Hadi şu hedefi indirelim. Hadi denelim abi. Kaçının oradan küçük kızlar. Namlı boş. Böyle afiş yapılır. Ver alttan reis, ver.
12 gauge farklı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yok mu başka atış? Reis, biz atış için geldik ya. Deneyeceğiz bakalım. 80 yaşında şunu yapsam altıma yapmıştım. 80 yaşında şunu yapsan da altına yaparsın büyük ihtimalle ya. Yani 80 yaşımızda bizim yaşarsak tabii götümüzü muhtemelen bezle falan silecekler. Bezle muntazam bir siliş. Bu videodan sonra asla hiçbir yaşlıya yer vermeyeceğim. Zaten zor veriyordum, artık hiç vermeyeceğim. Abi ben de yani şimdi Namık Ekin'e yer vermezsin abi. Adam benden sağlıklı. Hatta otobüse Namık Ekin'den karşılaşsa. Kalk reis, ben oturayım, nefesim kesildi. Reis sen kalk. Daha zindesin. Abi bir daha sağ olu bileşik yazarsan amf. Ya onu biliyorum da hep bileşik yazıyorum ya. Aa bunu izlemedik bak. Asıl bunu izledim. Ananı. Reis kökle ya. Reis kökle sen onu ya. Bak. Onun. Evet şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz silah shotgun. Al yarrağımı 50 cal. 12 gauge. Evet bildiğin shotgun. Stock şeyi değiştirmişler. Barrel'ı uzun. Bildiğin shotgun. Sniper sesinden belli. Şu mermiler ne kanka? Bildin bak shotgun. Al 12 gauge. Altta da yazıyor zaten Derya MK12 diye. Shotgun işte. Dümdüz Derya MK12'nin sadece barrel'ı uzun. Ucunda compensator. Bipod takmışlar. Buraya herhalde 4x bir şey taktılar. Slugshot attın mı vurursun abi zaten. İyi de neden? Abi çünkü gerçek hayat oyun değildir. Shotgunlar efektif 5 metre vurmaz. Bunu da yani zorlasan 800 metre 1 kilometre vurursun yani. Dümdüz vurursun. Vurursun, net vurursun. Çünkü attığı mermi slug. Nasıl yankı yapıyor biliyor musun? Dağların arasında ya. Vurursun bu arada. Arka sokaklar Ali haklıydı. Ya işte onun kullandığı silah da şimdi yani onu long range uygun hale getirebilir misin shotgun'ı? Getirirsin. Bakalım effective range of 12 gauge slug. Abi diyor ki amanızı ananızı sikeceğim sizin ya. Metre yok mu orospu çocuğu?
yard yazıyor. Sizin ananızı 300 yarda yatırıp sikeceğim. Yard to metre. Abi yaklaşık 300 metreymiş. Tamam, ben abartmışım. 300 metre arkadaşlar. 300 metre. Ya pek de zor değil arkadaşlar. Siz Counter Strike'daki gibi 5 metre zannediyordunuz. 300 metre.